nelerle başlanıp nelerle devam etmeliyiz? Evet, aslında çok önemli. Kaçıncı ayda? Bir soru. Onları sırayla gelelim olmazsa yavaş tabii, yavaş. Tabii anlatayım onları. Şöyle. Nelerle başlamalıyız öncelikle? 0-6 aylık bir bebeğin tüm ihtiyaçlarını aslında anne sütü karşılıyor. Evet. Yani sadece anne sütüyle beslenen bir bebeğin ekstra suya dahi ihtiyacı yok. Evet. Ama 6. aydan sonra artık anne sütü bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geliyor ve yetersiz kalıyor. Bu noktada bizim artık bebeğimize ek besin vermemiz gerekiyor. Nelerle başlayalım ek besine? Evet. Öncelikle 6. ayda taze mevsiminde sebze ve meyvelerin su ya da püreleriyle başlayabiliriz. Pekmez ekleyebiliriz. Bunun dışında yoğurt kullanabiliriz. Muhallebilere başlayabiliriz. Şimdi süt aslında 0-6 yaş arasında kesinlikle kullanımı önerilmiyor. Çünkü kanamalara neden olabilir. 0-6 ay, çok özür diliyorum. Kanamalara neden oluyor. Ama 6. aydan sonra artık küçük miktarlarda hazırladığımız besinlerin içinde tüketmeye başlayabiliriz. Yani süt ve pirinç unuyla yapılmış aslında bir mamayı verebiliriz. Bir diğer önemli nokta, yumurta sarısının sadece çeyreğiyle başlıyoruz 6. ayda. Evet. Yani 6. ayda yumurta beyazını başlamıyoruz çocuğa. Özellikle de bebeğin ailesinde bir besin alerjisi öyküsü varsa, çünkü yumurta beyazı alerjen özelliği yüksek bir besindir. Evet. Bu yüzden ona 8. 9. aydan itibaren başlamayı ben öneriyorum. Evet. 7. aya geçtiğimizde de bunlara ilaveten sebze çorbaları, artık et, tavuk, balık, bunları yalnızca iyice ezilmiş şekilde vermemiz gerekiyor. Çünkü bebek o yaşta henüz daha püre ve sıvı gıdalar tüketiyor. Bunları ek olarak sebze çorbalarını içirebiliriz. Dediğim gibi bir de et, tavuk, balığı iyice ezilmiş şekilde veriyoruz. 8. aya geçtiğimizde artık aslında bebeğimize her şeyden vermeye başlıyoruz. Kuru baklagilleri verebiliyoruz. Yani nohut, mercimek, fasulye, tahılları verebiliyoruz. Ekmek, bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarna, bunlara artık başlayabiliyoruz. Pastörize peynirimizi de yine 8. aydan itibaren ekleyebiliriz. Ve 8. ayda artık ev yemeği yiyebiliyor çocuklar ama yine de iyice ezilmiş şekilde vermemiz gerekiyor. Hala çünkü çiğneme refleksleri tam gelişmemiş oluyor. Evet. Tabii yine bu her bebeğin kiminin 8. ayda, kiminin 9. ayda olur. Her ebeveynin kendi bebeğini takip edip gözlemlemesi gerekiyor bu konuda. Evet. Parça büyüklüklerinde de ona göre ayarlamaları gerekiyor. 8. aydan sonra artık bu püre ve sıvı kıvamdan yavaş yavaş daha pütürlü kıvamlara geçmeye başlıyoruz. Zaten 12. ayda artık bebeğimiz aileyle beraber aile sofrasında oturup ailesi ne yiyorsa kendisi de onu yemeye başlayabilir hale geliyor. Evet.